Taze Lezzetler yarışmasını düzenliyor. Bu üçüncüsü. Kimi yarışmacıyı televizyonlardan da, kimisine sosyal medyadan da. Hediye çeki verilecek. Üçüncüye de hediye çeki verilecek. Aslında tüm katılımcılara da hediyeler dağıtılacak ama şu an jüriyemiz Emine Bedel. Hanımefendi merhabalar, hoş geldiniz. Ben bakalım. Ne yapacaksın merak ediyorum. Biraz sonra malzemeler hazır. Bayat ekmek. Ana unsur bayat ekmek. Ben başlıyorum. Yemeği bayat ekmek yapacak zaten. Yarışmacılar yerini aldı. Jüriyemiz yerini aldı. Başlıyorum. Herkes şu an daha çok bir karıştı buralar. Hazır mıyız? Tabii. Benim gözlerim yandı, yanmadı. Zaten şu ateş yandığı anda göreceksiniz gözlerim. Kaç iç oldu sizce? Verecek mi? Başkanlığı, Doktor Şadi Bey'in sorunları doğruyorsun. Vallahi heyecanlıyım. Yarışmak için. Evet, yarışmak bizim için gördüğünüz gibi başka kafamı kaldırmıyorum yarışmaktan. Peki ne yapıyorsunuz? Ben şu anda vişneli bir ekmek kadayıfı yapıyorum. Et ekmeklerle her şey yapılabilir. Ekmek, tatlı, hamur haline dönüştürüp yufka açabilirsiniz. Lütfen ekmeğinizi israf etmeyin. Bensel değerlendirme düşündüğünüzde dolayısıyla biletimi daha ihtiyacım. Belki daha gelişmiş ülkelerdeki... Vallahi bugün çok güzel bir gün. Benim en çok önem verdiğim bir konu ekmek israfı. Birçok insan açlıktan kırılırken bizim ülkemizde çok ekmek israfı oluyor. Bence çok güzel bir etkinlik. Buradan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu etkinliği hazırladığı için. Şimdi Tuzla'ya döndüm. Hatta İpek ve Emrah'la beraber çalışıyoruz şu anda. İlk böyle tarifimizi yapmaya başladık. Hem sahur yemeği çıkmış oluyor hem de pideler ziyan oluyor. Olmuyor. Tabii yani bu gerçekten çok önemli. Onunla katkı sağladığımızda hepsini vurgulamak istiyoruz. O kitapçık çok farklı bir o kitapçık şu an burada mı? Bu sene yine aynı şekilde bu yarışmayı başkanımızın tabii teşviğiyle Tuzla Belediyesi ile beraber yapıyoruz. İnanılmaz güzel bir konuya değiniyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de gerçekten bu ekmek israfı çok çok önemli. O yüzden de Tuzla Belediyesi'ni bu konuda öncelikle bir tebrik etmek istiyorum. Umarım bizler de bu bayat ekmekle ilgili birçok konuya değinmiş oluruz. Bu projeyle bir farkındalık yaratmış oluruz. Ben hızlıyım, elim hızlı. Elim hızlı dedik ya. Kız hiç durmadın ha. Kaç tane story çektiniz? Bittiniz mi bir yemeğe? Öncelikle vişne sosum çok sıcak. Pek pişirmedi ocaklar. Güzel bir başlayalım. Lezzetine bakacağız. Bitti mi sizinki de? Altın ver. Aa, harika. Şefa. Nasıl bakın incecik. Çok görüyor musunuz? Ufak ufak doğru. Evet, şimdi tadıyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben tatlı bir ruh katmaya çalıştım. Merhaba, nasılsın? Ünlü şeflerin master şefler karşısındaki yarışmasını, kendi aralarındaki ünlü şeflerimizin yarışmasını izliyoruz. Ben de katılmaya çalıştım ama şunu çok net ortaya koyayım ki bizim amacımız bir farkındalık oluşturabilmek. Buradaki bizim üçüncüsünü yapmış olduğumuz taze yemekler, lezzetler yarışmamızın aslında bayat ekmeklerden taze lezzetler düşüncesi tamamen bir tasarruf tedbiridir. Tamamen bir geri dönüşümde ekmeğin kullanılması ekonomik katma değerdir. Bunun yanında üretim zincirini düşündüğümüzde aslında fosil yakıtların daha çok yakılmaması ve dolayısıyla bunu da işin içine kattığımızda dünyadaki karbondioksit emisyonuna varıncaya kadar aslında tasarruf etmek eşittir bir üretim zincirine destek olmak ve eşittir ekolojik dengeye destek olmaktır. Bugün burada biz yılda 90 ton toplamış olduğumuz bayat ekmeklerden nasıl faydalanırız ve 90 ton bayat ekmeği israfa nasıl götürülmemesi gerektiğini konusunda şeflerimizin tariflerinin bu üçüncüsünü yaptığımız programla birlikte bir kitaba haline getireceğiz. Bu kitap haline getirdiğimiz bu kitapçığımızı ise bütün tarifleri halkımızla paylaşacağız ve inşallah bu farkındalığında
tüm ülkeye yayılmasını Tuzla başta olmak üzere istiyoruz. Ellerine sağlık. Bütün şeflerimize teşekkür ediyorum. Hem de Gastronomi Dernek Başkanımıza, eşime de teşekkür ediyorum. Ben yemek yaparken bana çok yardımcı oldu. Sufleler verdi. Bazen yardımcı oldu ama mühim olan buradaki farkındalıktı. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bayat Ekmek Değerlendirme Yarışması insanlarda farkındalık oluşturması adına çok güzel bir fikir olmuş bence. Çok fazla ekmek çöpe gidiyor. İnsanlara bunun bilincini aşılamak açısından çok verimli oldu bence. Şadi Yazıcı Belediye Başkanımızı desteklemeye geldik bir Tuzlalı olarak. Harika. Evet. Buyurun sevgili Jüri, mantı gitti. Bayat Ekmek'ten mantı.